Şu meydanı dolduran Doğu Türkistan halkının Çin işgalini asla ve asla kabul etmeyeceğini, bugün bu meydanda haykırmak için buraya gelen aziz halkım ve Doğu Türkistan halkının haklı davasında bizimle beraber yürüyen, davamızı gönül veren aziz Türk halkı. Aziz vatanımız Doğu Türkistan'ın barbar Çin işgali altına girdiğine 71 yıl geçti. Bu 71. yıl dönümü münasebetiyle basın açıklamamıza bizi yalnız bırakmayan, bizimle beraber haykıran tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, 71 yıl önce, yani bugün 1 Ekim 1949'da dünya, insanlık, barış ve mutluluğa tehdit olan zalim, faşist, komünist Çin Cumhuriyeti'nin kurulduğu, dolayısıyla Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan gibi devletlerin ateist Çinliler tarafından resmi olarak işgalinin başlandığı kara matem bir gündür. Bundan tam 71 yıl önce Çin Komünist Partisi başı faşist Mao, kadim Türk İslam toprağı olan Doğu Türkistan'ımızı işgal ettikten sonra Çin Komünist rejimine bağlandığını resmen açıklamış ve bu tarihten 6 sene sonra, yani 1955'te Doğu Türkistan'ın adını değiştirerek sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak ilan etmiştir. Faşist, radikal ve terör devleti olan Çin ideolojileri ile kurulmuş olan bu sözde Çin Halk Cumhuriyeti sadece Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan halkının kanları üzerine kurulmamış, demokrasi ve insan haklarından istifade etmek isteyen tüm Çinlilerin de ve diğer toplulukların da üzerine çökmüş bir terör devletidir. Bugünkü modern dünyada görmekteyiz ki Çin'in bu faşist ve işgalci ideolojisi yok olmamış. Aksine Çin'in ekonomik olarak büyümesiyle beraber daha da artmıştır. Günümüzde ÇKP elebaşı Xi Jinping'in Çin'in 2050'de dünyaya hakim olacağına ilişkin Çin rüyası olarak yayınladığı demeç ve açıklamalarında Çin emperyalist devletinin hedefleri ve işgalci zihniyetinin daha da genişlediğini görebiliyoruz. Çin bu emperyalist hedefleri doğrultusunda Çin'in batıya açılan tek kapısı ve büyük İpek Yolu projesinin omurgası olan Doğu Türkistan'da güvenliği bahane ederek 71 senedir işgal altında tuttu. Doğu Türkistan'da etnik, kültürel, demografik ve dini soykırım ve asimilasyona soyulmuştur. Çin'in işgal ve sömürücü zihniyetinin sadece Doğu Türkistan, Tibet halkıyla sınırlı olmadığına, şu anda Afrika devletleri ve 3. dünya ülkelerinin ülkelerini borç yoluyla işgale yeltendiğini görebiliyoruz. Kendinden başka kimseyi umursamayan ve sadece kendi menfaatlerini düşünen bu düşünce yapısıyla Çin şu an dünya ve insanlığı tehdit etmektedir. Çin virüsü salgınının başladığı günlerde yayılan raporlar ve dünya kamuoyundan gerçek verileri ve durumun vahametini gizlemiştir. Çin virüsünün bulaşıcı olduğunu belirten sağlık çalışanlarını tehdit ederek hapse atmış
ve ölümüne neden olmuştur. Daha dikkatli baktığımızda Çin, Dünya Sağlık Örgütü, BM gibi tarafsız olması gereken teşkilatları kendi menfaat ve çıkarları için hizmet ettirmeye çalışmıştır. Böylelikle dünyanın yaşam, iktisadi, siyasi ve sosyal düzenini ciddi biçimde etkilemiş durumdadır. Bu bize açıkça şunu göstermektedir ki Çin Doğu Türkistan'da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırarak yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, kaynaklarımızı sömürerek büyüttüğü bu ekonomisi ile dünyaya vaat ettiği tek şey içindeki bu çürümüşlük ve insanlık dışı yönetim biçimidir. Sözde Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın istikrarı, bağımsız devletlerin egemenliği ve insanlığın özgürlüğü için büyük bir tehdittir. Çin rüyası ideolojisi dünyayı büyük bir Çin'e dönüştürmeye çalışan ve tüm insanlığın hak ve özgürlüğünü hiçe sayan, insanlığı sadece tüketici gözüyle bakan ve sadece Çinliler için zorla çalışan birer köleler olarak düşünen yönetim biçimidir. Modern devletlerin zalim Çin'in hemogiyasının daha da artması için bir kuşak bir yol gibi kan ve insan hakları ihlalleri üzerine yürütülmüş projeleri destekleyerek Çin emperyalizmin büyümesine katkı yapması her devletin sadece kendi bağımsızlığını değil tüm dünya halkının özgürlüğünü ilgilendirmektedir. Kıymetli basın mensupları, şu anda Çin'in ana vatanımız olan Doğu Türkistan'da yaptıklarını 3 ana madde altında sayabiliriz. Birinci, Çin şu an tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'da büyük bir etnik, kültürel, demografik ve dini soykırım yapmaktadır. Çin'in Doğu Türkistan işgalinden bugüne kadar Taklamakan Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin de kaynaklanan radyasyona zehirlenen insanların ölümü ve Urumçi katliamı başta olmak üzere birçok toplu katliamlarda öldürdüğü insanların sayısı birkaç milyonu aşmaktadır. Komünist Çin, Doğu Türkistan'da nüfus kontrolü adı altında Doğu Türkistan nüfusunun azalması amaçlı sözde aile planlama projesi çerçevesinde kürtaj ve kısırlaştırma yönetimleriyle Türk nüfusunun artış seviyesini korkutucu derecede geriletmiştir. Uluslararası insan hakları örgütleri, bağımsız araştırmalar ve bazı ülkelerinde dile getirdiği gibi Çin'in Doğu Türkistan'da sözde ıslah ve eğitim kampları adı altında Nazi kamplarında yaptıkları uygulamaların 21. yüzyılın modern Nazi soykırımı olduğunu kanıtlamaktadır. İkinci, Çin Doğu Türkistan'da kültürel soykırım yapmaktadır. Komünist Çin 2014 senesinde Doğu Türkistan'da uygulamaya soktuğu sözde ıslah ve eğitim kampı, meslek edindirme kampı adı altında Nazi kamplarına resmi olarak şu an dünyada BM ve diğer ülkelerin açıkladığı sayı 3 milyon olarak söylense de Doğu Türkistan'da şu an 6 milyon üzerinde dönüşümlü olarak baktığımızda 9 milyona dayandığını görebiliyoruz. Doğu Türkistan halkının tarihi mimari yapıları ve camileri komünist Çin hakimiyeti tarafından yıkılmaktadır. Uluslararası insan hakları örgütleri bağımsız araştırmalara göre Doğu Türkistan'da son 3 senede 16 bin cami yıkılmış, yakılmış veya eğlence merkezlerine dönüştürülmüştür. Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerinin ve diğer Doğu Türkistan'ın asıl evlatları olan Türkiye topluluk kardeş toplulukların örf, adet ve kültürü zorla değiştirilmeye çalışılmış. Kız ve erkekleri zorla Çinlilerle evlendirerek kültürel ve etnik asimilasyona zorlamaktadırlar. Diğer yandan anne babaları kamplarda ve hapishanelerde tutuklu olan ebeveynlerin çocukları da çocuk kamplarında götürülerek
Doğu Türkistanların Çinileşmesi ve mankurtlaştırmasını sağlamaktadır. Üçüncü, Komünist Çin Doğu Türkistan ekonomisini sömürmektedir. Çin işgalinden bu yana Doğu Türkistan'ın yeraltı yerüstü kaynakları sömürülmektedir. Doğu Türkistan'daki zenginlikler Çin eyaletleri arasında taksim edilmiş, sahipleri olan Türkleri bu zenginliklerden mahrum bırakmıştır. Diğer taraftan Çin sürekli olarak Doğu Türkistanlı zenginlerin mal varlıklarına el koymuş ve Doğu Türkistan halkının ekonomik olarak kalkınmasına izin vermemektedir. Çin milyonlarca Doğu Türkistan halkını kamplara topladıktan sonra dünya kamuoyuna meslek ediniliyor, eğitim veriliyor, imacı vermek için çalışmaya zorlamakta ve kampları açık kölelerin pazarlandığı bir merkeze dönüştürmüştür. İşgalci Çin aileleri hapiste olan yetişkin Doğu Türkistanlı gençleri zorla Çin'in iç kesimine ucuz emek gücü, yani köle o işçi olarak göndermektedir. Çin'in bu emek ve ekmek hırsızlığı pandemi Çin virüsü döneminde sağlık malzemeleri üretimine olan acil ihtiyaçlar yüzünden daha da artmıştır. Çin'in dünyaya sattıkları sağlık malzemeleri ve Çin mallarının çoğu kamplarda zorla çalıştırılan köle, Doğu Türkistanlı köle işçilerle yaptırılmıştır. Çin'in binlerce Doğu Türkistanlıyı zorla çalıştırdığına dair rapor ve veriler uluslararası kuruluşlarca yayınlanmış ve uluslararası kamuoyunda yankı bulmuştur. Çin'in Doğu Türkistanlıları zorla çalıştırdığı ve herhangi bir ücret ödemediği kanıtlayan belgeler ortaya çıktıktan sonra küresel firmaların bir kısmı Çin ile olan ticari işbirliğini gözden geçirmektedir. Ancak uluslararası baskıya rağmen Çin Doğu Türkistanlıları zorla çalıştırmayı durdurmamış, halen de insan hakları ilkelerine karşı bu uygulamalar şiddetle devam etmektedir. Üç ana başlık altında saydığımız tüm bu korkunç sorunların tek ve en önemli kaynağı ise Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş olmasıdır. Ve bundan kurtulmanın tek çözümü Doğu Türkistan'ın istiklalidir. 6000 yıllık bir medeniyete sahip olan Doğu Türkistan'ın istiklali sadece Doğu Türkistan halkını ilgilendiren bir husus değil. Önce Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetleri olmak üzere tüm Türk devletlerini ilgilendiren, dolayısıyla tüm Türk İslam alemi ve insanlık için barış ve istikrar getirecek olan bir meseledir. Diğer taraftan mevcut iktidar partisi olmanın sorumluluğu ile Doğu Türkistan davası ile daha yakından ilgilenmesini, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım cinayetlerinin bir an önce son bulması açısından Türk-Çin ilişkilerinde daha cüretkar adımların atılmasını ve bir kuşak bir yol gibi sadece Çin'i güçlendirecek projelerde mutakabiliyet çerçevesinde Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri ile birlikte Doğu Türkistan halkının bekası, hak ve hukuklarının göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz. Tüm devletleri, özellikle Türk Müslüman devlet ve yöneticilerini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, tüm siyasi parti ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikasına karşı güçlü tavır almaya davet ediyoruz. Özellikle Türk ve Müslüman devletlerin liderleri konumunda itiraf edilen Türkiye Devleti'ni tarihi, etnik, kültürel ve medeniyet bağının temeli olarak gördüğü Doğu Türkistan'da yok edilmekte olan soydaşlarını uluslararası platformlarda güçlü biçimde Doğu Türkistan halkının hak ve hukuklarını koruyucusu olması için çağrıda bulunuyoruz.